Evet, başlıyoruz efendim. Şimdi yayının başında da aktarmıştık sizlere. Kızıldeniz bölgesi kaynıyor demiştik. İşte burası da Kızıldeniz bölgesini gösteren en net haritalardan birisi. Gazze'deki İsrail saldırılarından önce gemilerin geçiş güzergahı ve saldırı sonrasında gemilerin şimdiki güzergahına şimdi hep birlikte bakacağız. Bakın önceki rota, kırmızıyla işaretli olan rota, Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçerek Süveyş Kanalı'ndan ardından Babul Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'nı takiben de Malaka Boğazı'na kadar giden bir rotaydı. Peki ne oldu? Olan saldırılardan, Gazze Savaşı'ndan sonra da rota değişti. Şimdi bakıyoruz, yeni rotamız Cebeli Tarık Boğazı'ndan değil de Atlantik Okyanusu üzerinden Ümit Burnu'nu dolaşarak ardından da Hint Okyanusu'na ulaşan böyle biraz daha, hatta biraz daha demekten ziyade epey uzun bir rotaya dönüşmüş durumda. Asya Avrupa rotasında da gemilerin savaş öncesi 19 günde aldığı yol geminin hızına bağlı olarak artık 31 günü bile bulabiliyor. Burada kaynağımıza bakıyoruz. Washington Institute'dan alınan bilgiler bu şekilde. Bu arada Körfez petrolü için de yine potansiyel yeni bir rota var. Ona da bakalım. O da koyu yeşille gösterilmiş. O da yine Hürmüz Boğazı'ndan başlıyor ve yine Ümit Burnu'nu yine dolaşarak uzunca bir rotayla, eski rotayla birleşiyor ve buradan yine Avrupa'ya doğru açılan yeni bir rota var. Şimdi devam edeceğiz. Bir sonraki grafiğimize bakalım, haritamıza bakalım. Evet, o da ekranlara geldi şu anda. İngiltere merkezli efendim denizcilik veri sağlayıcısı Lloyd's List Intelligence verileri. Şu anda bütün veriler ekranlarda. İşte o verilere göre de gemi trafiği gördüğünüz şekilde 1-10 Ocak haftasında günlük konteyner gemi trafiği. Geçtiğimiz yıla göre nasıl olmuş bakıyoruz. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalmış buradaki trafik. Toplam gemi trafiği ise kuru yük gemilerinin sayısındaki düşüşle %25 oranında gerilemiş durumda. Şimdi burada gemi takip ve denizcilik analiz sağlayıcısı Marine Traffic bilgileri de var ekranda. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e bağlantılı ticari gemilere yine saldırıları sonrasında denizcilik şirketlerinin seferlerini askıya alması veya rotalarını Ümit Burnu'na, biraz önce gösterdiğimiz Ümit Burnu'na kaydırmasıyla Kızıldeniz'deki gemi trafiği de önemli ölçüde azaldı. İşte bunu izliyoruz. Küresel nakliye firmaları da Kızıldeniz'e girmemek için artık Ümit Burnu üzerinden Afrika'nın güney ucuna doğru yönleniyor ve orantısal verilere göre de buradaki trafik %25 oranında azaldı. Oldukça önemli aslında bu. Çünkü bu bölge Kızıldeniz'de 1-10 Ocak 2023 tarihlerinde bulunan konteyner sayısı da 248'miş. Bu yılın aynı döneminde bu sayıda yine 118'e gerilemiş. Gemi trafiğine baktık. Bu bölgedeki günlük konteyner gemi trafiği %50 geriledi dedik. Şimdi küresel piyasalara da elbette etkisi olacaktır. İşte nedir bu etkiler, neler olabilir? Hemen konuğumuza bağlanacağız. The London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü bu saat diliminde konuğum olacak. Hoş geldiniz diyorum öncelikle Sayın Öğütçü. Hoş bulduk efendim. Şimdi verileri aktardık. Biraz önce siz de gördünüz, haritadan da gördünüz. Şimdi bu maliyetlere etkisi nasıl olur? Önce bir onu öğrenmek istiyorum. Biz yaklaşık 19 günlük bir rotayı gösterdik. Bu 19 günlük rotanın 31 güne çıktığını görüyoruz bu yeni alternatif rotayla birlikte. Hatta geçtiğimiz ay İngiliz petrol şirketi BP de bu saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'de yaptığı tüm sevkiyatları durdurdu. Yani hem rota uzadı hem bazı sevkiyatlar durdu. Benzer bir karar da Shell'den geldi. Bunlar oldukça önemli. Bu kararların işte piyasaya etkisi nasıl olur? Maliyetlere nasıl yansır? Sizden dinleyelim. Buyurun. Evet, yani bu tabii karşılaşılan krizlerden bir tanesi ve yavaş yavaş bu krizin İran'a sıçrama olasılığı artıyor. Eğer oraya doğru gelişlerse, İran'ı da bir şekilde içine katarsa o zaman durum çok vahim olacak. Şu anda bizim yaptığımız değerlendirmelerde kısa vadede çok ciddi bir yansıması olmayacak petrol akışına ve petrol fiyatlarına. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Kızıldeniz'den geçen petrol yaklaşık dünya talebinin, ki 103-104 milyon varil civarında günlük, bunun %8'i 9'u bu bölgeden geçiyor. Süveyş üzerinden de Avrupa'ya ulaşıyordu.
Şu anda birçok gemi ve şirketler ya yavaşlattılar ya koruma altında gidiyorlar. Ve önemli bir kısmı da riski almamak için ve sigorta primini de artırmamak için daha uzun yol olan Ümitburnu etrafından dolaşıp gidiyorlar. Bu %30 civarında maliyet yaratabiliyor, ilave maliyet yaratabiliyor. Süre olarak da yaklaşık 14-15 gün daha fazla bir yolculuk bu. Bunun yansıması olmaması mümkün değil zaten. Aslında bir anda petrol fiyatlarında bir canlanma bekliyorduk ama tam dersine yükselmedi. Şu anda 77 dolarlar civarında Brent petrol. WTI ise Amerikan petrolü ise 71-72 dolar aralığında. London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü konuğumdu. Tekrar merhaba diyorum Sayın Öğütçü. Kusura bakmayın bölmek zorunda kaldık canlı Merhaba Mert yayında. Hanım. Şunu sormuştum size. Buradaki Kızıldeniz'deki bu son yaşananların piyasalara etkisi nasıl olur demiştik. Siz tam şu noktada kalmıştınız. Yaklaşık 14-15 günlük bir uzama söz konusu dediniz bu rotalarda. Bunun etkileri, piyasalara etkisi nasıl olacak sizi dinleyelim. Buyurun. Evet, öncelikle şeyi de söyleyeyim. Tabii bu 11 depremzede il için yapılacak olan turnuva çok önemli bir girişim. Destekliyoruz. Ama İstanbul'u bekleyen yakın deprem konusuna da çok daha ciddiye inmek gerektiğini düşünüyorum. Futbolun daha ötesinde bu. Şimdi en az 15 günlük bir gecikme olacak teslimatlarda. Bu sadece petrol, doğalgaz için değil, aynı zamanda perakende ürünleri için. Asya'dan gelen bütün trafik bir anda biliyorsunuz Ümitburnu üzerinden Avrupa'ya yönelecek. Hatta Türkiye'yi de etkileyecek bir durum. Şu anda çok ciddi bir yansıma yaratmayacak, onu söylüyordum. Çünkü doların güçlenmesi ve Çin ekonomisinde beklenen hızlı büyümenin bir türlü gerçekleşmemesi dolayısıyla talep nispeten düşük. Ama bugün Aramco başkanıyla yapılan görüşmelerden çıkan sonuç şuydu. Dünyada yedek kapasite giderek azalıyor. Son 2 yıldır 400 milyon varillik bir rezerv kullanıldı krizler sırasında. Şu anda 3,5 milyonluk bir yedek kapasite var. Üretimin hızla artırılması lazım. Çünkü bu krizler bitmeyecek gibi gözüküyor. Gazze'ydi, Rusya-Ukrayna'ydı. Yarın İran'a sıçrar. Sadece Bab-ül Mandeb değil, Hürmüz'e mayınlanabilir, ciddi risk altında olabilir. Ya da hiç ummadığımız yerde başka krizler de çıkabilir. Onun için şu anda bıçak sırtında petrol üretimi, talep birazcık düşmüş bile olsa, eğer bu kriz büyürse ve uzarsa sanıyorum bunun piyasalara etkisi şu anda olduğundan çok daha güçlü Çok daha olacak. fazla Onun olabilir. için hazırlıklı olmak lazım başka senaryolara ama maliyetlerin yükseldiğini unutmayalım. Eğer taşıma maliyeti, gecikme maliyeti fiyatlara yansıtılırsa ki öyle olmak zorunda, o zaman bunun ceremesini biz tüketiciler de bir şekilde ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz. Şimdi hem maliyetler artıyor, bir yandan da üretimde de sıkıntılar meydana geliyor. Şöyle ki İsveç otomotiv devi Volvo mesela nakliye kesintisi sebebiyle Belçika'daki fabrikasında üretimi durdurdu. Yine benzer bir karar var. O da Suzuki'den. Suzuki de Macaristan'daki üretimlerini durdurdu. Dolayısıyla hem maliyetler artıyor, hem üretimde bir kısıtlanma söz konusu. Nasıl bir seyir bizi bekliyor sizce önümüzdeki dönemlerde? Bir de şöyle bir risk daha var. Onu da altını çizmek lazım. Yeşil enerji hepimiz istiyoruz. Daha fazla rüzgar olsun, güneş olsun, jeotermal olsun ve yeşil hidrojen olsun. Ama bu uzun vadeye yayılacak bir süreç. Bugünden yarın olacak gibi değil. Bugün dünya enerjisinin yaklaşık %83'ü petrol, doğalgaz, kömürden oluşan fosil yakıtlar. Bunu hemen değiştiremezsiniz. Ama artık yatırım Yatırımlar, ve finansman evet. akmıyor. Petrole yatırım ve finansman akmıyor. Yani yeni üretim için bir heyecan yok. Bir dürtü yok. Eğer üretim daha da azalırsa bu yatırım eksikliğinden dolayı şu anda bıçak sırtında olan arz ve fiyatlara bunun yansıması daha vahim olacak. Yani önümüzdeki 3-4 yılı ben fiyatlar açısından çok tehlikeli görüyorum. Hele bir de böyle jeopolitik riskler çıkarsa buna yarın bir gün Tayvan Çin'le ABD arasındaki gerilimlerin daha da kızışması ihtimalini ekleyin. Durum pek iç açıcı gözükmüyor. Onun için ülkeler, Çin bunu yapıyor. Hızla fiyatların da nispeten düşük olduğu bir dönemde rezerv tutmaya bakıyorlar. Mümkün olduğu kadar uzun vadede en az 6 ay 7 ay onlara yetecek kadar petrolü, doğalgazı depolamaya çalışıyorlar. LNG de bunun etkisini hemen görmedik. Aslında Katar da sınırladı ihracatını bu siyasi ve güvenlik risklerinden dolayı. Ama dünya ticaretinde petrolde, doğalgazda şu anda kriz diyebileceğimiz bir durumda değiliz. Ama devam ederse piyasalar bu konudaki sinyali alırsa eğer hiç kuşkum yok ki
talep fırlamaya başlayacak, fiyatlar yükselecek. Bu da gelip dediğimiz gibi bizi şu ya da Bizi bu de şekilde vuracak. etkileyecek. Hele Türkiye gibi %94 petrole dışarıdan bağlı, doğalgaza %98 bağlı bir ülke için bu sadece petrolde değil, dediğim gibi aynı zamanda Asya'dan gelen ticaret, Babel Mandep'ten, Kızıldeniz üzerinden, Süveyş'ten Akdeniz açılıyor. Türkiye'nin ithal ettiği, Asya'dan ithal ettiği birçok ürün de buradan geliyor. Dolayısıyla bunlar da etkilendi. Bu ürünlerin artık burnunu dolaşıp gelmesi hem zamanı artıracak, hem teslim tarihini geciktirecek, hem de maliyetleri şişirecek. Onun için bu iş sadece Hutsi meselesi değil, İran'ın biraz dürtüklemesiyle vekalet savaşı olarak da görülüyor. Ama hiç kuşkum yok, devam ederse Hutsi saldırıları ve Amerika öncülüğündeki Batı buna karşılık verecekse, İran da şu ya da bu şekilde bu savaşın içine çekilebilir diye düşünüyorum. Son derece dikkat Bu da ediyor oldukça olsalar da. tehlikeli. Evet, oldukça Çok tehlikeli bir durum. tehlikeli. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. The London Energy Club Ben teşekkür Başkanı ederim. Mehmet Öğütçü efendim konuğumuz oldu. Analizleriyle bizlere katkı sundu.